2 hafta içinde tamamlanacak. Yıkım ya da kendiliğinden yıkılan binalar tamam. Bunun yanında uzmanlar her fırsatta İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğine dikkat çekiyor. Dahası deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyelere riskli bölgelerin tespiti için 3 ay verdi. Kentsel dönüşüm çalışması da sürüyor. Peki önlemlerden biri deprem toplanma alanları ne durumda sorusunun cevabını aradık. Şöyle bir İstanbul turuna çıktık. Deprem kendisini hissettiriyor, binalar deprem bile olmadan tehlike sinyali veriyor. Deprem kenti İstanbul'un depreme yenilenerek girmesi gerekiyor. Deprem hazırlığının önemli unsuru kentsel dönüşüm sürüyor. Peki güvende olmanın diğer önemli ayağı toplanma alanları ne durumda? Belirlenen acil durum toplanma alanlarından çoğu çocuk parkı. Buraya çocuklarını oynamaya getirenler bir afet durumunda da buraya geleceklerinden habersiz. Bu bölgede deprem toplanmaları nerede biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bu arkanızdaki yer çocuk parkı aslında bir toplanma alanı. Yeterli mi sizce peki? Küçük, yeterli metrekareye sahip değil böyle bir alan için. Burasıdır herhalde diye tahmin ediyorum. Doğru, burası. Peki sizce yeterli bir alan mı burası? Maalesef hani 99 depremini yaşayan bir insan olarak tümüyle yetersiz. Depremde 500 bin kişinin toplanma alanına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Afet yönetimi uzmanı Miktat Kadıoğlu'na göre bu iyimser bir rakam. Yani toplanmaların zaten yetmesi mümkün değil. Yani İstanbul çok kalabalık bir şehir. Bütün insanlar afet anında dışarı çıkıp bir yerde barınmak ihtiyacı duyarsa kendi evinden o bir yeni bir İstanbul olması gerekiyor onları barındırabileceğimiz. Neresi müsait, neresi boş? Çocuk parkları, parklar, bahçeler. Ve bunlar tabii ki şu andaki altyapısı yeterli değil bunların. Fulya mahallesindeki bir çocuk parkındayız. Burası acil toplanma alanı olarak belirlenmiş. Alan oldukça dar ancak şişli kalabalık bir semt. Üstelik bu toplanma alanı eski binaların arasında kalıyor. İş güvenliği uzmanı Nuri Bingöl'e göre toplanma alanlarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Başka bir problem de şu. Parkları, camilerin avlularını, işte okul bahçelerini biz toplanma alanı olarak algılıyoruz. Aslında bir kere bunların buralardan çıkarılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm bunun için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. En büyük eksikliklerden biri, en az deprem kadar tehlikeli olan bilinçsizlik. Önümüzdeki 2-3 bina burayı biliyor olabilir ama bir üst sokakta veya bir alt sokaktaki kişilerin de buranın toplanma alanı olduğunu bilmesi lazım. AFAD'ın belirlediği toplanma alanlarının nerede olduğunu öğrenmek aslında çok kolay. E-Devlet sayfasında acil toplanma alanları başlığı altında tüm Türkiye'de belirlenen toplanma alanlarını görmek mümkün. Bunlar sadece bazı örnekler. Şu toplanma yerleri konusunu konuşacağız. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Şerif Barış'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Bazı örneklerdi sadece bunlar. Park yine iyi. İstanbul'da örneğin işlek bir caddenin kenarındaki kaldırımda bir çınar ağacının gövdesinde toplanma alanı tabelasını görebiliyoruz. Bir binanın hemen yanı başında. Birkaç parçaya ayırabiliriz. Yer seçimi açısından ne durumdayız sizce? Şimdi bir kere yer seçimi tabii ki. Belirli bir alanlar var. Yerler seçilmiş ama asıl bunlar buzdağının görünen yüz. Şimdi bizim toplumsal afet bilincini yükseltmediğimiz sürece toplanma alanı olarak düşünülen kavramı hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü alan dediğimizde biz sadece bir boş açıklık bir alandan bahsediyoruz. Evet. Ama böyle bir şey değil. Yani Japonya ne olmalı? Nasıl ne olmalı? Mesela 18. slayttan sonra sırayla gösterirlerse birkaç örnek gelecek göstereyim. Şimdi İstanbul'da bir deprem senaryosu var. 7,5 veya işte 7-6'ya yakın bir deprem olduğunda. Burada görüntü. Evet. 500 bin binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. Hasar göreceği tahmin ediliyor. Pardon, özür diliyorum. 500 bin binanın hasar görmesi demek nereden baksanız 1,5 milyon insanın dışarıda yatması demek. Tüm toplanma alanlarını bile doldursanız altyapısız ve bu şekilde mümkün değil. O yüzden evet parklar böyle ama bu bir şey. Tatbikat. Yani parklarda insanlar toplanma alanları devlet tarafından belirlenmiş ve altyapıları yapılmış. Bir sonrakine geçelim. Altyapılarından kastınız nedir? Orada neye ihtiyacımız var? Bir kere tuvalete ihtiyaç var. Kanalizasyon sistemine ihtiyaç var. İşte sağdaki fotoğrafta bir kanalizasyon ve temiz su, atık suların nerelerden gideceği bile önceden belirlenmiştir. Bakın rögar belli. Rögarın yanındaki yerler diğer bağlantılar için planlanmış şimdiden. Soldaki konteyner ise o parkta acil durumda kullanılacak işte sahra
fırını, bir basit malzeme, ilk yardım malzemesi gibi. Bir sonraki slayta geçerseniz. Bunlar Japonya'dan yapılmış bazı örnekler. Deprem ülkesi şimdi, Japonya'dan iyi ama örnekler. Biz de deprem ülkesiyiz. Yani öyle. Bizim onlardan bir farkımız yok. Biz dünyada 3 ve 4. sıradayız can kaybı ve olan deprem sayısı açısından. Bir sonraki slayta bakarsak altyapılarının mutlaka yapılması lazım. Şimdiden kanalizasyonlar nereye gidecek? İşte bakın burada şu an bir su gideriyle tamam, tuvaletlerin nasıl temizleneceği bile önceden planlanmış ve bunun altyapısı yapılmış. Bir sonraki slayta geçelim. Yani bir toplanma alanı dediğimizde sadece bir boş alan olmamalı. Bunun yanında okullar, tüm okullar toplanma. Mesela bu. Eğer zarar aslında görmezse tabii. Bir bank. Bir parktaki bir bank. Ama altına bakarsanız. Hayat kurtarabilir. Hayır, bu bir ocak. Ocak. Ocak haline dönüyor. Yani peki. Yemek yapmanız lazım, ısınmanız lazım. Bu hemen alt tarafa odun ve kömür koyarak tamam. Çok rahatlıkla bir sahra ocağı haline dönüşüyor. Ama bu normalde parka gitseniz bir bank oturuyorsunuz şu an. Deprem anında bunun gibi şeyler var. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bizim Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. İşte az evvel söylediğimiz atık suyla, yağmur suyla depolanmış ve kanalizasyonları temizleyecek su kaynağı, parklar da var. Yine bir sonrakine geçelim. Tulumba benzeri bir sistemle çalıştığı anlaşılıyor. Evet. Burunda insan gücüyle. Evet. O konteyner ve içindekiler. Ve içindekiler ve insanlar. Işıklandırma sistemi var. Kesinlikle. Ve bunlar var. Bunların hepsi ilkokullarda, ortaokul binalarında var. Ama şöyle bir şey var. Okulların spor salonları en az bizim spor salonlarımızın iki katı kadar geniş yapılmış, depreme dayanıklı yapılmış ve oralar bakın barınma bölgesi. Biz toplanma alanı dediğimizde alandan bahsetmiyoruz, binalardan da bahsediyoruz. Depreme dayanıklı, depremi sağlam atlatmış binalarda AVM'lerin otoparkları olabilir. Spor salonları olabilir, futbol alanları olabilir. Bunların şimdiden dizayn edilerek, altyapılarının şimdiden planlanarak toplanma alanı olarak belirlenmesi ve halka hangi mahalledeyse adres belli olması 99 lazım. Depreminden sonra pek çok alan tahsis edilmişti toplanma alanı evet. Olarak ve bu alanlara da konteynerler yerleştirilmişti. Büyük ya da küçük. Evet. Nerede hata yapıyoruz peki? Bu eksik bir hazırlık mı? Sizin gösterdiğiniz slaytlara bakınca. Yine konteynerler var. Kobe'de de bugün gitseniz konteynerların olduğu bölgeler var ama biliyorsunuz konteynerları sahipsiz bırakırsanız çalınır. Ve konteynerler asıl önemli değildir. Onları kullanacak, onları koruyacak insanlar önemlidir. Buraya baktığımızda Japonya örneği çok iyi bir örnektir. Sivil toplum çok bilinçlidir ve sürekli tatbikat yaparlar. Kobe'de 65 ve üzerindeki yaşlı insanlar her ay yangın söndürme tatbikatı yapar. Bu iyi örnekler tamam ama mesela Şişli, Nişantaşı, Osmanbey, Feriköy, Kurtuluş vesaire gibi bir bölgeye odaklanacak olursak gerçekten dip dibe binaların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Burada nasıl yapacağız bu işi? Çok zor. Bakın çok zor. Yıkıp yeniden mi yapmamız lazım buna benzer kesinlikle yerleri? Kesinlikle şöyle zaten kentsel dönüşüm denen yasa aslında tam kentsel dönüşüm değil ama yapılması gereken bu. Yani ada, pafte gibi küçük alanları değil daha büyük alanları yıkıp hepsini beraber yapmak. İşte Fikirtepe örneği gibi ama orada da ayrı ayrı müteahhitler değil. Yani tek bir müteahhit yeşil alanını, toplanma alanını, okulunu, camisini, parkını, yürüyüş yollarını, sosyal alanlarını, kültür alanlarını önceden planlayarak yapmamız lazım. Ama şimdi biz sadece toplanma alanına odaklanırsak yine eksik kalırız. Bütünleşik afet yönetiminde şimdiden her şeyi planlamamız lazım. Ama bunlarda devletten beklenti olduğu gibi her vatandaşında, her kurumunda, her sanayicinin de bir sorumluluğu var. Ve bu birlikte yapılacak bir şey. Sadece devletten beklerseniz mümkün değil böyle bir şeyi gerçekleştirmemiz. Barınma ihtiyacının uzun süreli olması da ihtimal dahilinde değil. Kesinlikle. Hatta çok yüksek ihtimalle kesinlikle. Böyle olacak. Kesinlikle. Yani şöyle düşünün. Minimum 35 bine yakın bina ağır hasar ve çok ağır hasar görecek İstanbul'daki büyük bir depremde yapılan senaryolara göre. Bunların ve tabii ki orta hasardaki insanlar da evlerine giremeyecekler. Bunlara nereden baksanız 100 bin haneye yakın bir haneden bahsediyoruz. Yani 300 bin insandan bahsediyoruz. Bu 300 bin insanı belki bir yıl, belki iki yıl evlere sokamazsınız. Çünkü onları yıkıp yeniden yapmanız ya da güçlendirmeniz lazım. Dolayısıyla bizim şimdiden devlet olarak, hükümet olarak, belediyeler olarak, sivil toplum olarak ve tabii ki sizlerin kanalıyla, sizlerin vasıtasıyla önce topluma bir afet bilincini anlatmamız lazım. Diğer slaytlara koyarsanız mesela 6-7. slaytlara bakın. Bakalım getirelim ekrana. Daha sonra bir soru var. Hayati sorulardan bir tanesini soracağız. 6-7-8'e evet. Bakın. Bakın bunlar aslında
bir koltuk, araba koltuğu başlığı, bir manivela, bir de kiriko. Neden koydum ben bu slaytı? Araba suya düştüğünde sadece bununla kırabilirsiniz camı, biliyorsanız. Evet. Hayatınız kurtulur. Bu manivela bir mobilya düştüğünde ya da kapı sıkıştığında bununla açabilirsiniz. Kiriko bütün depremlerde ilk 72 saatte arama kurtarma grupları size gelir. Eğer kirikoları doğru kullanmayı biliyorsanız takozlarla beraber, enkaz altında hafif arama kurtarmada bunu vatandaşlar kullanıp kendi yakınlarını kurtarabilirler. Hayat kurtaracak. Evet, basit. Bir sonraya geçelim. Geçelim. Kim yapması, nasıl öğrenmesi lazım? Kobe'de ve Kyoto'daki afet eğitim merkezlerinden benim çektiğim fotoğraflar. Bakın, orada bu eğitimleri 2012 yılından beri veriyorlar. Bir sonrakine geçelim. Yine Kobe'den afetzede insanlar çocuklara oyun oynayarak kiriko kullanmayı göstermişler. Bakın burada takoz ve yayın balığı bir deprem yaratan canlıdır orada. Kutsaldır. Onu bir ağırlıkla kaldırmayı öğreniyor. Bakın bu çocuklar ilkokul çocuğu. Hocam bugün çalışmaya başlasak bu bahsettiğiniz entegre afet yönetimi sistemini ne zaman ortaya çıkarabiliriz? 30 yıl. Evet. Bugün çalışmaya başlasak evet. 30 yıl içerisinde evet. En erken. Evet. Çünkü şimdi çok geç kalmışız. Kalıcı olması lazım. Biz hep 2000 yılından beri afet eğitimi veriyoruz. Sunumlar yapıyoruz, insanlara bilgi veriyoruz. Depremlerde konuşuyoruz. Deprem ne zaman olacak, nereyi tetikleyecek? Bizim bunları artık konuşmamamız lazım. Türkiye bir deprem ülkesi, Türkiye bir afet ülkesi. İyi yapılan şeyleri takdir etmek lazım. AFAD bunlardan biridir, DASK bunlardan biridir. Bir sürü iyi şey var ama bunlar yeterli mi değil? Bizim toplum olarak bir seferberlikle çocuklarımızdan başlayarak tüm toplumla beraber bazı davranışlarımızı artık refleks haline dönüştürmemiz lazım. Sadece İstanbul'a odaklanıyoruz. Hayır, bakın lazım diyorsunuz. Kesinlikle Türkiye için söylüyorum. Bakın Türkiye. AFAD'ın son yayınladığı yayına göre 77 tane 7'den büyük deprem olmuş son 118 yılda. 6'dan büyük 210 tane deprem olmuş Türkiye'de. Yine 19. yüzyılda 33 tane, 20. yüzyılda 34 tane 7'den büyük depremi yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Olup olmayacağını artık tartışmıyoruz. Hayır, kesin belli, olacak. Belli yani olacak. Bugün şu an biz konuşurken 30 sene beklemeyebilir. Bugün biz şu an konuşurken Türkiye'nin 14 farklı yerinde deprem, 7'den büyük deprem oluşturacak sismik boşluk olan bölgeler var. Ama bunların ismini vermek çeşitli spekülasyonlara yol açıyor. Arsa vesaire ekonomiye çok ciddi zararlar veriyor. Bunları konuşmak yerine Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğini olduğunu unutmadan, ki depremler bunu sürekli hatırlatıyor. Bunu bir eğitim seferberliği, ki o zaman medyaya da sizlere de çok büyük iş düşüyor. Çünkü bu bilgiler spotla, çok çizgi filmle, oyunla, animasyonla 10'ar 15'er saniye, çok fazla zaman değil. Ama sürekli olması lazım. Kalıcı olması için bunların uygulanması lazım. O nedenle afet eğitim merkezleri, afet simülasyon merkezleri önemli. Ve biz bunları mesela Bursa'da ben danışmanlığını yaptım. Çok iyi bir afet eğitim merkezi var. Ama Türkiye'de tek örneği. Daha başka yerde yok. Bu uzun ev ödevi listesinde ilk sıraya çekeceğiniz bir şey var mı? Yoksa var. Her şey paralel mi yürümün? Hayır. Nedir? İlk öncelikle vatandaşın evinde deprem olduğunda sağa sola kaçmadan bir sağlam eşyanın, mobilyanın yanına ya da altına, masanın altına girecek, çökecek, kapanacak ve tutunacak. Bir kere sallanan binaların mutlaka yıkılacakmış korkusunu bizim yenmemiz lazım. İşte dışarılara kaçıyorlar, balkonlara kaçıyorlar, balkonlardan atlıyorlar, merdivenlere koşuyorlar. Binanın en zayıf yeri merdivenlerdir. Ve binadan çıkarlarken üst taraftan parça, kopan parçalar, düşen parçalar insanları yaralar, insanları öldürür. Yani depremle panik halinde kaçmamamız lazım. Korunup, vücudumuzu küçültüp, mümkün olduğu kadar sakin bekleyip, ancak deprem bittikten sonra sakin bir şekilde evi terk toplanma etmemiz yerlerine lazım. Gidiş ancak sarsıntı bittikten sonra. Tabii ki, çünkü onun içinde bir acil durum çantanız olması lazım. O toplanma alanına gittiğinizde yaşamınızı nasıl sürdüreceksiniz? O deprem çantalarını çoğumuz unuttuk. Evet. Uyku tulumu, su, hatta düdük, belki bir kesin, radyo. Hatta değil, kesin düdük. Bir miktar para, işte kurşun kalem, kağıt. İlaçlar, eğer bebek varsa mutlaka mama veya çocuk varsa, emzikli çocuk varsa yedek emzik. Emzik olmazsa mümkün değil, o çocuğu tutturamaz. Emzik arıyorlar. Özellikle kendi beğendikleri emzik. Mesela kız çocuğu varsa bir bebek oyuncak kız olduğu için. Bir araba erkek çocuk için. Bunlar belki çok yerde yazmıyor ama inanılmaz şey. Ve inanamazsınız, biz depremin 4. gününde ben Kocaeli'nde deprem zamanı çalışırken
Elemanlarım İznik'teki yardım malzemesi topladılar. Depremzedeler dördüncü günde ne istemeye başladı biliyor musunuz? Ay çekirdeği. 40 yıl düşünseniz, 100 bin kişiye sorsanız kimsenin aklına ay çekirdeği gelmez. Ama psikolojik olarak, ruhsal olarak ihtiyaçları var. İnsanların yani düşünemeyeceğiniz şeyler oluyor. Afet yönetimi aslında bu. Şimdiden böyle küçük şeyler ama bunlar yaşanılan tecrübeler. Kocaeli Üniversitesi de depremi yaşamış, çok önemli deneyimler olan bir üniversite. Bu bilgileri insanlara sizlerin kanalıyla mümkün olduğu kadar yaymamız lazım. Peki. İşte sanayiyle afet eğitimleri yapıyoruz. Bunların yaygınlaştırılması lazım. Çocuklara, engellilere bunların yaygınlaştırılması lazım. Şimdi başlasak 30 yıl sonra